Her akşam 130 kişi iftar sofrasına ağırlanıyor. Bursa Orhan Gazi Erzurumlular Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği bir ilki gerçekleştirerek her gün 130 civarında insana iftar sofrasında ağırlıyor. Ben 1977 Erzurum Pazaröy'lü Konakyeri köyündeyim. 2011 yılında buraya geldim. 2011 yılı itibariyle Orhan Gazi'de görev yapıyorum. Kendim memurum. 2020 yılı itibariyle Orhan Gazi Erzurum Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanlığı'nı yürütüyoruz. Şu an 270 üyemiz mevcut. Ama burada 16 bin ile 20 bin arasında bir mevcut kitlemiz var. 95 yılında kurucu başkanımız Hasan Döngezer başkanımız tarafından kurulmuş. 95 yıl itibariyle devam ediyoruz. Ara vermemeksizin. 19 Aralık'ta da mevcut bulunduğumuz yerin açılışını gerçekleştirdik. Devam ediyoruz. 450 metrekareye yakın bir alanda mevcut. Yerimiz kendimize ait değil ama inşallah bunu da kısa bir süre içerisinde kendimize ait olan bir yer alacağız, yapacağız inşallah. Turan, ihtiyaç sahiplerine erzak kolisi ve alışveriş kartlarını ulaştırıyoruz. Bu senede Ramazan'ı dolu dolu yaşıyoruz. Ramazan ayı başladığından bu yana her gün evlerde ve yurtlarda kalan öğrencilerimize, Orhan Gazi Belediyesi'nin temizlik işçilerine, yoldan geçen misafirlere, herkesi iftar soframızda ağırlıyoruz sözlerini kullandı. Ramazan tabii ki fakirin, fukaranın, yoksulun, yetimin, öksüzün, öğrencinin, yolda kalmışın ayı, mazlumun ayı. Biz bu ayda rahmet ayı olarak gördüğümüz için dedik ki kardeşlerimizle beraber, yönetimle beraber güzel bir hizmet etmiş olalım. Hem hemşerilerimize hem burada yaşayan insanlarımıza karşı birlik ve beraberlik, kardeşlik duygusu içerisinde. Bu ayda da biz Erzurumlular Derneği olarak Orhan Gazi'de her gün takriben 100 kişiye, 120 kişiye, 130 kişiye iftar verelim dedik. Bu sene Ramazan'ı dolu dolu yaşıyoruz. Bunun içerisinde öğrencilerimiz, yurtlarda kalan öğrencilerimiz, evlerde kalan öğrencilerimiz, Orhan Gazi Belediyesi'nin temizliğini yapan işçilerimiz, yoldan geçen misafirlerimiz olmak üzere herkese kapımız açık. Her gün takriben 100 ila 130 kişi, 150 kişiye yakın bir iftar sofrası kuruyoruz. Bazen sahur da veriyoruz. Maddi olarak zekatını dağıtan arkadaşlarımız var. Onların fakirlere, fukaralara dokunmaya çalışıyoruz. Kolilerimiz var. Onları dağıtmaya çalışıyoruz. Kartlarımız var. Onları vermeye çalışıyoruz. Yani bu ayı dolu dolu yaşamaya gayret ediyoruz. Elimizden geldiği kadar muhtaç olan ihtiyaç sahibi ailelere yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ekibimiz yönetim kurulu olarak devam ediyoruz. Onlar da 21 kişi yönetim kadrosuyla beraber biz bu işi yürütmeye çalışıyoruz. İnanmış, güvenmiş, kendisine inanan, güvenen ve hizmete adamış kişilerle yola devam ediyoruz. Bundan sonraki hedefimiz buradaki birliğimizi daha da pekiştirmek, daha da kuvvetlendirmek. Allah nasip ederse önümüzdeki Ağustos ayında 19, 20, 21 Ağustos'ta Erzurum günlerini gerçekleştireceğiz. Bu ilk olacak ama geleneksel hale getireceğiz. Bunu burada bırakmayacağız. Biz bir defaya mahsus değil. Geleneksel hale getireceğiz. Bundan sonraki zaman dilimleri içerisinde de Allah nasip ederse her yıl bunu tekrar edeceğiz. Erzurum günlerini güzel bir şekilde ihya edeceğiz. İnşallah bu öyle tahmin ediyorum ki bu havzada İstanbul'dan İzmir'e varıncaya kadar ilk olacak ve ilkliği de yani dillere destan bir Erzurum günleri olacak inşallah. Turan, bundan sonraki hedefimiz Orhan Gazi'deki birliğimizi daha da pekiştirmek, daha da kuvvetlendirmektir sözlerini kullandı. Burada nüfusun 1/4'üne yakını Erzurumlu. Bu kitle haliyle hem siyasi hem ekonomik olarak birçok şeyi başarabilecek güçte. Biz bundan öncesinde, önceki dönemki belediye başkanımız vardı, onu çıkardık. Tabii bizim şu anda siyaseten yani biz şunu çıkaracak diye bir iddiamız yoktur. Bizim iddiamız birliğimizi, beraberliğimizi pekiştirmek. Yani bir şey üzerinde değiliz. Yani siyaseten de biz şunu yapacağız diye bir kaygımız yoktur. Biz burada Erzurumlular olarak güçlü, birliktelik sağlamış bir kadro kurmaya çalışıyoruz. Kıymetli hemşehrilerimize şunu ifade ediyoruz. Biz güçlüyüz. Biz birlikte olursak bizim başaramayacağımız hiçbir şeyimiz olmaz.